Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Selluka, İzmir sarmaşı hakkında konuşacağız. Selluka bitkisi nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Selluka bitkisi 6 metreye kadar boylanabilen, hoş kokulu çiçeklere sahip ılıman iklim bitkisidir. Düşük sıcaklıklarda gelişim gösteremez. Türkiye'de İzmir, Antalya gibi ılıman bölgelerde yetiştirilebilir. Selluka bitkisi yarı gölge yerleri sever. Çok hızlı büyür. Kış aylarında yaprakları sararır ve dökülür. Kışı yapraksız geçirir, hava şartlarına bağlı olarak tek tük yapraklar bitki üzerinde kalabilir. Çok yıllık bir bitkidir. 20 yıla kadar hayatta kalabilir. Bitkinin yaşı ilerledikçe dayanıklılık seviyesi de artar. Suyu seven bir bitkidir. Düzenli ve bol miktarda sulama yapılabilir. Özellikle havaların sıcak olduğu yaz aylarında günde birkaç defa sulama yapabilirsiniz. Toprağı daima nemli kalmalıdır. Kış aylarında sulama periyodunu azaltmanız gerekmektedir. Humuslu, geçirgen toprakları sever. Organik topraklarda iyi gelişim gösterir. Görünümü itibariyle salyangozu andıran beyaz, mor ve krem renkte çiçeklere sahiptir. Hoş kokulu çiçekleri Temmuz-Ekim arasında açar. Selluka çiçeği güzel kokusu itibariyle böcek ve kelebekleri kendine çeker. Fakat polenleşebilmesi için karıncalara ihtiyacı vardır. Hiç karıncanın olmadığı yerlerde selluka çiçekleri tohum vermez. Senede bir kez budama yapılabilir. Bu budama bitkiyi gençleştirir ve canlandırır. Sürgünü koparıldığında daha iyi gelişim gösterir. Tohum, çelik ve basit daldırma yöntemiyle çoğaltılabilir. Selluka tohumları öze inmeden, hafifçe zımparalanmalıdır. Çimlenmeyi hızlandırmak için tohumları bir gece önceden kaynar suda bekletebilirsiniz. Tohumları bol miktarda perlit içeren nemli ve hafif asidik saksı karışımının içerisine ekin. Gün ışığı alan bir pencerenin önünde yetişmeye bırakın. Gece ortam sıcaklığının 5 derecenin altına düşmemesine dikkat edin. Ki selluka bitkisinde görülen hastalık ve zararlılar nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Yaprak bitleri, bitki yapraklarının sararmasına ve çiçek veriminin düşmesine neden olur. Uygun insektisitler ile ilaçlanarak mücadele edilebilir. Kırmızı örümcek, bahar aylarında görülen kırmızı örümcekler selluka bitkisinin baş zararlılarındandır. Uygun akarisitler ile ilaçlanmalıdır. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları incelemek için Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.